Buyurun, hep beraber kesebiliriz kurdelemizi. Teşekkür ediyoruz. Böyle bir atanın torunu olmaktan son derece mutluyum. Hiçbir 10 Kasım'da üzülmedim. Hep gurur duydum. Bugün de 10 Kasım'da atamızı, onun fikirlerini, inkılaplarını, söylemek istediklerini anlamak için başka özel bir gayret sarf ediyoruz. Büyükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nün başında, Kervansaray'ın içerisinde atamızın 101 tane değişik resmini, fotoğrafını sergiledik. Bunun özelliği, buranın özelliği şu. Herkes atamızı komutan, gülmez falan bilir ya. 101 fotoğrafın 50 tanesi hep gülen fotoğraflar bakarsanız. Hepsi Henry Benazus Hoca'nın koleksiyonundan alınmış 101 fotoğraf. Atanın çok daha değişik yüz ve mimiklerini ortaya koydu. 50 tane de gülmeyen fotoğrafı. Dolayısıyla bugün 10 Kasım'da sözlü olarak atamızı çok anarken bir de görsel olarak onun o güzel yüzünü görmek, gülen yüzünü görmek, komutan yüzünü görmek, düşünen devlet adamı, düşünen bilim insanı anlamında yüzünü görmek bana, bize, hepimize son derece gurur vermiştir. Ben Atatürk ve Atatürk Orman Çiftliği'nde 10. yıl ilkokulunu yaptırdı. Ben ilk talebelerinden biriyim. Numaram 4'tü. Kız kardeşimin rahmetlinin 3. Her akşam gelirdi de okula uğrardı. Marmara Köşkü'ne çıkardı. Vekiller heyetini toplardı orada. Ama mutlak bizim 10. yıl ilkokuluna mutlak uğrardı ve hep şey derdi, nasılsın diye sorardı. Bir gün anlatıyorum bunu, çok yerde anlattım ama nefes nefese geldim. Alt dedi, ne oldu? İsmen çoğumuzu bilirdi yani. Öyle muazzam bir beyin vardı. Efendim dedi, nefes alamıyorum dedi. Hemen yanımda şeydi, o zamanın hoca hanım diyorlardı. Hoca hanım, Hatice hoca hanım. Alp'ı bir hekime götürün, görsün. Ben yarın akşam geleceğim, ne gördüm bana söyleyeceksiniz dedi. Böyle bir anekdot var. Bunun gibi pek çok. Her geldiğinde o 5 sene okudum o ilkokulda, güneşe bakar gibi gözünüz kabaşırdı. Hakikaten öyle yani. Mavi gözleri, pırıl pırıl bir insandı. Böyle bir insan doğmamıştır belki daha. Bunlar yaşadık, gördük, onun feyiz aldık. Ben o tarihte zaten İlkokulu bitirmiştim. 10. ilkokulunu.
38 senesinde Atatürk'ün öldüğünü duyduk. Biz bütün okul çığlık çığlığa, sabahta tren geldi İstanbul'dan, Gazi Çiftliği deniyordu o zaman, Atatürk şeyine, Orman Çiftliği'ne. Tren orada durdu. Biz gözyaşları işte arabaya, vagonlara koştuk. Ağladık, sızladık ama işte çaresiz hayatın şartları. Ondan sonra Ankara'ya yolcu ettik. Ama tren orada durdu. 5 dakika sirenini çalaraktan durdu. Alabilirsiniz. Biraz sonra söyleşimiz başlayacak. Hani Benazir, İzmir'de yerleşmiş bir yayıncı ailesinin çocuğu olarak bir Atatürk hayranı. 7 yaşındayken Atatürk'ü tanıma onuruna erişmiş, onunla sohbet etmiş ve masaya da leblebi konmasını istemiş çocuğun önüne. Atatürk'le sohbet ederken Hancı masadaki tüm leblebileri cebine doldurmuş. Atatürk'ün çok dikkatini çekmiş ve çok sevimli bulmuş bu davranışı. Niye böyle yaptın demiş. Benim evde 5 kardeşim daha var, onlar da yesinler diye yaptım diye. Atatürk'ün o kadar hoşuna gitmiş ki giderken ona bir leblebi paketi hediye edilmiş.